Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz ekmek kadayıfı tarifi. Ekmek kadayıfı tarifimizin malzeme listesinde 1 kilo şeker, 1,5 kilo su, 300 gram kuru kadayıf ekmeği, 1 paket kaymak, 4 su bardağı ılık su ve yarım taze limon var. Malzeme listemi aktardıktan sonra hemen yapmaya başlıyorum. 1 kilo toz şekeri tencereme alıyorum. Üzerine 1,5 kilo su ilave ediyorum. Daha sonra yarım taze limon sıkacağız. Yarım taze limonu sıktıktan sonra ocağa alacağız. Ocakta koyulaşana kadar kaynatacağız. Yani koyulaşma kıvamı şekeri kaşıkla kaldırdığımızda, döktüğümüzde ip gibi kopmadan akabilecek bir seviyeye gelecek. Yaklaşık bir 15-20 dakika kaynatmak yeterli oluyor. Kaynamaya başladıktan sonra ben taze limonumu doğrudan sıktığım için çekirdeklerin içinden aldım. Hemen ocağa kaldırıyorum. Şerbetim kaynarken kadayıfı pişirme aşamasını hazırlayacağız. Bu ekmek kadayıfın ilginç bir aşaması var. Önce sadece ılık suyu, çok el yakmayacak sıcaklıktaki bir suyu, 2-3 su bardağı kadar olabilir bu. Bu ekmek kadayıfın üzerine döküyorum. Sünger gibi o suyu içine çekene kadar bekletiyorum. Beklettikten sonra fazla suyunu alıyorum. Şerbetim kaynadıktan sonra şerbeti sıcak bir şekilde tepsiye aldığım ekmek kadayıfın üzerine döküyorum. Normal tatlılardaki gibi şerbeti soğutmuyoruz. Zaten beraber kaynatacağız. Bu ekmek kadayıfı yarım, yani 300 gram olan, bir de bunların 500-600 gramı var. Büyük olan yaklaşık bir 25-30 kişiye ikram edebiliyorsunuz. Bunu da bir 8-10 kişiye ikram edebilirsiniz hazırlanmış halini. Geniş bir tepsiye, kenarları derin geniş bir tepsiye şerbeti ve ekmek kadayıfını alıyorum. Kontrollü bir şekilde altına su gelecek şekilde kaşıkla her yerine üzerine şerbetimi dağıtarak kaynatıyorum. Çevire çevire bu işlemi yapacağız. Tek bir yerde sabit kalmayacak. Kırılmaması, bozulmaması için de dikkatli bir şekilde çeviriyoruz. Şerbetini çektikten sonra soğumaya bırakıyoruz. Soğumaya bıraktıktan sonra da servis tepsisine aktarıyoruz. Üzerine kaymağımızı ilave ediyoruz. Burada kaymağı ben 1 paket kullandım. Arzuya göre daha fazla da isterseniz kullanabilirsiniz. Soğuduktan sonra dilimleyip kesiyoruz. Bu şekilde yaptığınızda çok güzel sonuç alırsınız. Öncesinde ılık suyla ıslatmak çok faydalı bu tarifte. Sünger gibi her yeri yumuşacık bir şekilde şerbetini çekmiş bir ekmek kadayıfınız oluyor. Afyon yöresine ait bu güzel tarifi mutlaka deneyin derim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla dolsun diliyorum. Sizden ricam, kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı ve birbirinden güzel yeni tatlı tariflerimle ilgili bildirimleri almak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Tarifimle ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Tarifi deneyeceğiniz zaman soracağınız sorular olursa mümkün olduğunca hızlı cevaplıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.